Evet, nasıldı kızlarımız? Güzel, değil mi? Evet, onlara yine şöyle kuvvetlice bir alkış alalım. Değerli misafirlerimiz, isterseniz yavaş yavaş yarışmaların tanıtımına geçelim. Bu yıl ikincisi düzenleniyor. İlki geçen sene yapılmıştı bu yarışmaların. Bakalım yarışmalarda neler var, neler yok. Kültür Müdürümüz Sayın Nadir Çomak Beyefendi'yi davet ediyorum. Sayın Kaymakamım, Sayın Başkanım, kıymetli okul müdürlerimiz, sevgili öğretmenler ve sevgili öğrencilerimiz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün bir yarışma festivalinde birlikteyiz. Yarışma festivalinin ikincisi yapılıyor. Geçen yıl belediyemizle, Milli Eğitim'le birlikte ortak yaptığımız yarışma festivalinin ikincisini yapıyoruz. Ben kısaca bilgi vermek istiyorum ana hatlarıyla. Sayın Belediye Başkanımız Temel Karadeniz yarışmalara, milli eğitim öğrencilerine, eğitime son derece önem veriyor ve eğitim adına yaptığımız bütün proje tekliflerini olumlu olarak bakıyor ve destekliyor. Kendisine teşekkür ediyorum ve güçlü bir alkış almak istiyorum Sayın Belediye Başkanımıza. Öncelikle bir davranış güzeli yarışmamız var. Geçen sene yapılan, ilçe sınırlarında yapılan ve bu sene İstanbul çapında genişletilen başarılı bir yarışma var. İnsan dediğimizde iki türlü güzellik var. Bir dış güzellik, yani suret güzelliği, ikincisi iç güzellik, siret güzelliği. Dış güzellik manken yarışmalarıyla, mankenlik yarışmalarıyla zaten yapılıyor. Biz burada davranış güzeli diye davranışları önceliyoruz, davranışları alkışlıyoruz ve iyi davranışları ödüllendiriyoruz. Kumbaralarımız var. İyilik yap, kumbaraya at, puanı topla, hediyeyi kap sloganımızla hediyeler dağıtıyoruz. Birincisi bu. Bu sene davranış güzeli yarışmasında yurt dışı gezilerimiz var, yurt dışı seyahat gezilerimiz var öğrencilerimize. İkincisi yeteneklisiniz. Yeteneksizsiniz fakat biz yeteneklisiniz diyoruz, olumlu olarak bakıyoruz. Geçen yıl yapılan ve son derece başarılı olan bir yarışma. Salonları öğrencilerimiz hınca hış dolduruyor. Bütün arkadaşlarıyla birlikte genç yetenekler ortaya çıkıyor. Yeteneklisiniz yarışmamızın da laptoplar, akıllı telefonlar ve bilgisayarlar gibi çok güzel özel hediyeleri var. Diğer bu sene orijinal olarak yaptığımız liseli gençlerimize, 6. 7. sınıf gençlerimize özellikle planladığımız Hangi Sen Olmak İstiyorsun? Kariyer Planlaması Yarışması. 5 dakikalık kısa film istiyoruz. Birinci senaryo olumsuz senaryo. Yani olumsuz yaşarsanız, iyi yolda gitmezseniz, zararlı alışkanlıklara kapılırsanız 50 sene sonra nerede olmak istiyorsunuz? Hapishanelerde, hastanelerde, batakhanelerde, meyhanelerde mi olmak istiyorsunuz? 50 sene sonranızı kısa filmle gönderiyorsunuz bize verilen linklere. İkinci senaryo, aynı öğrenci bunu yapıyor. Olumlu olursam, iyi insan olursam, değerlerime sahip çıkarsam, başarılı bir öğrenci olursam 50 sene sonra nerede olurum? Hangi üniversitede profesör olursunuz, nerede belediye başkanı olursunuz, başbakan mı olursunuz, hayalinizi filme çekiyorsunuz ve bunun hediyeleri de gayet güzel. Yurt dışı seyahatlerimiz belediyemiz tarafından meclis kararıyla, başkanımızın onayıyla sizlere sunulacak. Mehmet Akif'in ölümünün seneyi devriyesi olan Aralık ayında, 27 Aralık'a hazırladığımız öğretmen ve öğrencilerimiz arasında Mehmet Akif şiirleri okuma yarışması. Hem öğrencilerimiz hem öğretmenlerimiz. Hediyelerimiz de yarım altından, cumhuriyet altınından çeyrek altına kadar meclis kararıyla, Sayın Başkanımızın yine onayıyla, tensipleriyle güzel hediyelerimiz bekliyor, sizleri bekliyor. Bundaki amacımız da Mehmet Akif'in Asım'ın Nesli ifadesine yakışır. Gerçekten Asım'ın nesline yakışır. Değerlerimize, milli ve insani değerlerimize sahip bir nesil yetiştirmek. Son olarak sözlerimi bitirirken, eğitimde güzel örnekler sempozyumumuz olacak Aralık ayında. Yine
Küçükçekmece'deki öğretmenlerimizin harika güzel örnekleri var, güzel uygulamaları var. Yaz boyunca 20'den fazla çalıştay yaptık kültür sanat politikalarımızı belirlerken. Bu güzel örnekleri gördük. Aralık ayında da Güzel Örnekler Festivalimiz olacak. Ben bu yarışmalarda bizi destekleyen Sayın Belediye Başkanımıza, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde valilikte vali yardımcısı iken eğitimden sorumlu vali yardımcımız olan ve eğitime aşık olan, eğitime destek olan Sayın Kaymakamımıza, Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, öğretmen arkadaşlarımıza, okul müdürlerimize ve bilgi evlerinin kıymetli yöneticilerine, öğretmenlerine ve sevgili öğrencilere çok teşekkür etmek istiyorum. Başarılar diliyorum, saygılar sunuyorum. Kültür Müdürümüz Nadir Çomak Beyefendi'ye çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet, isterseniz yavaş yavaş imza törenimize geçelim. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Cemal Yılmaz ve Belediye Başkanımız Sayın Temel Karadeniz'i protokol imza töreni için sahneye davet ediyorum. Buyurun efendim. Hayırlı uğurlu olsun Sayın Başkanım. Çocuklar hayırlı uğurlu olsun. İnşallah karşılıklı olarak imzaladığımız bu protokoller Küçükçekmece'deki eğitim hayatını renklendirir diyor. Tekrar saygılar sunuyorum size. Ben de çok teşekkür ediyorum. Ayrıca özellikle de öğrencilerimizden bu yarışmalara hangi kategoride olursa olsun mutlaka kendilerini denemelerini, sınamalarını istiyor. Yoğun katılım bekliyorum. Saygılar sunuyorum. Değerli misafirlerimiz, hepinize çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. İyi bir gün geçirmenizi diliyoruz efendim. Hoşçakalın.